İngiltere'den Rusya'ya tarihi bir meydan okuma geldi. Öyle bir meydan okuma ki verdiği tarihi mesajın Sovyetlerin yıkılmasıyla bile alakası var. Hem de Rusya'nın uzun zamandır en güçlü olduğu taraflarından biriyle verilmiş mesaj. Anlayacağınız, Rusya'yı kendi silahıyla vuruyor. Gelin bu meydan okumaya hep birlikte tanık olalım. Ukrayna, Rusya ve Batı gerilimi devam ediyor. Rusya sınır hattındaki askeri varlığını artırmaya devam ederken Batı bölgedeki kargaşaya tepki gösteriyor. Hemen her NATO ülkesi Rusya'ya bedeli ağır olur mesajı verirken bölgedeki bilinmezlik sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Estonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette tanklı fotoğraf çekilmesi de işte tam da bu noktada Rusya'ya mesaj olarak yorumlandı. Kanal 7 Dış Haberler Koordinatörü Taha Dağlı, haber7.com'daki köşe yazısında Rusya'ya verilen Demir Lady mesajını değerlendirdi. Akıllara Demir Lady geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Estonya'da NATO Birliği'ni ziyareti sırasında tankın üzerine çıkıp poz verdi. İngiliz Kadın Bakan'ın o pozu, Demir Lady olarak anılan İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher'ın 1986 yılındaki Batı Almanya'da tankla gezerken çekilen fotoğrafını akıllara getirdi. Ukrayna sınırındaki olası bir savaş ihtimali ve göçmen krizi konularındaki tavrı nedeniyle gerilimin mimarı olarak görülen Rusya'ya batılı ülkeler bedeli ağır olur mesajları gönderiyordu. Verilen mesajlara İngiltere de dahil oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Estonya ziyaretindeki tanklı fotoğrafını değerlendiren Dağlı şunları söyledi. Rusya ile Batı arasındaki gerilim had safhada. NATO'ya göre Rusya on binlerce askerini Ukrayna sınırına yığarak Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor. Rusya'ya göre ise tam tersi. Moskova, NATO'nun son dönemde Karadeniz ve çevresindeki askeri hareketliliğinden son derece rahatsız. Ukrayna-Rusya geriliminde Amerika, NATO, Avrupa Birliği'nden hemen hemen her gün açıklama geliyor. Üçü de Rusya'yı uyarıyor. Ukrayna'ya karşı saldırganlığın bedeli ağır olur diye. Tüm bunların dışında hem konuşan hem de sahada aktif olan bir güç daha var. O da İngiltere. İngiltere Genelkurmay Başkanı da, İngiltere Başbakanı da Rusya'yı sert dille uyaran isimlerden. Bu halkaya İngiltere'nin Kadın Dışişleri Bakanı Liz Truss da dahil oldu. Letonya'daki NATO Dışişleri Bakanları zirvesine giderken, Estonya'daki NATO Birliği'ni ziyaret eden İngiliz Bakan, orada bir tanka bindi, tankla gezerken de kameralara poz verdi. Rusya'ya karşı İngiltere'nin diğer batılı devletlere göre daha sert bir tutum sergilediğini ifade eden Dağlı, geçmişe bakıldığında da Karadeniz'de karşılaşılan Rus gemisiyle fiili çatışma yaşanmasının bu olaydaki önemli bir etken olduğunu belirtti. İki ülkenin bu nedenle savaşın eşiğine geldiğini belirten Taha Dağlı, Estonya'daki tanklı fotoğrafında Rusya'ya bir meydan okuma olduğunu söyledi. İngiltere'nin Rusya'ya bakışı, NATO ve Amerika'nınkinden biraz daha sert. 29 Haziran'da Karadeniz'de Kırım açıklarında İngiliz savaş gemisine Ruslar tarafından ateş açılmıştı. Rusya için Kırım Rus toprağı. Kırım açıkları da Rusların karasuları. İngiltere içinse tam tersi. Bu durumdan kaynaklı o müdahale iki ülkeyi savaşın eşiğine getirebilirdi. Benzer aksiyonlar Doğu Akdeniz'de de yaşandı. İngiltere ile Ruslar tatbikat sırasında sık sık karşıya geldi. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizinde de Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere, Polonya'ya asker göndererek Moskova'ya olan tepkisinin sıcak olduğunu göstermişti. Gelinen noktada Batı blok halinde Rusya'yı Ukrayna konusunda uyarırken bu blok içindeki İngilizlerin sesinin daha gür çıktığını görüyoruz. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Estonya'da tanka çıkması da Ruslara bir meydan okumaydı. İngiliz Bakan Moskova'ya Demir Lady mesajı veriyordu. Truss'un pozunun Batı Almanya'da Margaret Thatcher'ın tanklı ziyareti sırasında verilen pozda benzer bir yönde olduğunu belirten Dağlı,
O dönemde büyük yankı uyandıran bu pozun Truss'ta yeniden canlandırılarak Rusya'ya mesaj verildiğini belirtti. O poz hakkında iki görüş ortaya çıktı. Birinde İngiliz bakan Tilley'e alındı. Sadece medyatik olmak için yapılan bir hareket olduğu savunuldu. Diğerinde ise bu açıkça bir meydan okumaydı. Çünkü benzerlerini 1986'da Batı Almanya'da İngiltere'nin o dönemki başbakanı Margaret Thatcher yapmıştı. Thatcher, Batı Almanya'daki birlikleri ziyaretinde tankın üzerine çıkıp poz verdiğinde büyük yankı uyandırmıştı. Thatcher'ın lakabı Demir Lady'ydi ve bu lakabını sonuna kadar hak ediyordu. Üstelik ona bu lakabı verenler Ruslardı. 1976'da Sovyetler Birliği'ne yönelik sert politikaları ve tutumu nedeniyle bir Rus gazetesi onun için Demir Lady diye manşet atmış ve Thatcher yıllarca bu isimle anılmıştı. Margaret Thatcher'ın Sovyetlerin yıkılmasında önemli bir rolü olduğunu ve bu uğurda Gorbaçov'un da bizzat kendisi tarafından desteklendiğini belirten Dağlı, Rusya'ya verilen bu gözdağının devlet politikasının bir parçası olup olmadığının önemli olduğuna dikkat çekti. Thatcher, Sovyetler Birliği'nin yıkılması için elinden geleni yapan ve bu uğurda Gorbaçov'u destekleyen ve nihayetinde bu hedefine ulaşan bir liderdi. İngiltere yıllar sonra yine Ruslarla büyük gerginlikler yaşıyor. Elbette başlarında Demir Lady gibi bir lider yok. Ruslara gözdağı için tanka binen Dışişleri Bakanı Liz Truss'u da Thatcher'la kıyaslayamayız bile. Ama onu tanka bindiren sadece kendi iradesi ya da danışmanlarının fikri miydi? Yoksa İngiltere aklının bir önerisi miydi? Orası önemli. İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter BBC'ye yaptığı açıklamada, göçmenleri Avrupa Birliği sınırlarına itme fikrinin Rusya'nın istikrarsızlaştırma oyunlarından biri olduğunu belirtti. Belarus ve Ukrayna sınırında yaşananların Rus hükümeti tarafından yıllarca devam eden türden klasik dikkat dağıtıcı eylemler olduğunu kaydeden Carter, bu gerilimlerin bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine "Bilmiyorum, bence tetikte ve caydırıcılığımızdan emin olmalıyız" dedi. Olası bir savaşa karşı NATO ittifakının içindeki birlikten de emin olmaları gerektiğini dile getiren Carter, "NATO'da ortak tutumumuzda herhangi bir boşluk olmasına izin vermemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Carter, Sky News kanalına yaptığı açıklamada ise göreve başladığı 8 yıl öncesine göre Rusya'nın Doğu Avrupa'da daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirtti. Carter, Rusya'yla bir savaş olmamasını umduğunu ve Moskova'nın da bir savaş istediğine inanmadığını ancak NATO'nun olası bir savaşa hazır olması gerektiğini söyledi. İngiliz The Mirror gazetesi İngiltere'nin savaş hazırlığında olduğunu yazdı. Haberde 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünün Rusya'nın istilası durumunda Ukrayna'da konuşlanmaya hazır olduğu ifade edildi. Gazeteye konuşan bir kaynak, birliğin hemen harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti. Habere göre, İngiltere'nin oluşturduğu grupta özel kuvvet askerleri, özel keşif alayı askerleri, doktorlar, mühendisler, iletişim uzmanları ve ayrıca Aldershot'ta konuşlanan 16. Hava Taarruz Tugayı'ndan 400'e kadar paraşütçü yer alıyor. Hemen harekete geçmeye hazır birliğe, çok hızlı bir şekilde konuşlandırılması gerekebileceği uyarısı yapıldığını belirten kaynak, 400 ila 600 asker hazır, tüm ekipmanlar paketlendi, Ukrayna'ya uçmaya ve havadan indirme yapmaya hazırlar ifadelerini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz hafta Ukraynalı mevkidaşı Dmitry Kuleba ile yaptığı görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'da 2014'teki hatasını tekrarlamasına karşı uyarmıştı. Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırlarının yakınındaki hareketliliği nedeniyle endişelerini ifade ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova ile Kiev arasında olası bir çatışmayla ilgili sözleri sıradaki kurgu olarak niteledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın kendi toprakları içinde ve kendi takdirine bağlı olarak birliklerinin yerini değiştirebildiğini, bunun hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini açıklamıştı. Diğer yandan Amerika ve NATO'daki müttefikleri son zamanlarda Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırmış bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tahminlerine göre Amerika, Karadeniz bölgesinde Rusya'nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor. Bu devletin hedeflerinden biri ise Ukrayna'nın askeri ıslahı.
Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.